Herkese merhaba değerli dostlar. Vertu ile ilgili şöyle kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Vertu ne iş yapıyordu? Girişim sermayesiydi. Biliyorsunuz girişim sermayelerinin amacı e, küçük şirketlere yatırım yapmak, onların sermayesini güçlendirmek ve sonrasında değerini arttırdıktan sonra onlardan satıp para kazanmak. Bunların işi para kazanmak ama para kazandırmak değil. Yani hisselere baktığınız zaman gözde mesela geçen sene hatırlarsanız 2021 sonu yıl sonunda yaklaşık 7,5 milyar TL kar açıkladı. 2022'nin ilk çeyreğinde zarar açıkladı mesela. Şimdi şirketler değerlemeler üzerinden yürüdüğü için Mesela Penta hissesini geçen sene arz etmişti Gözde hissesi. Hissenin yaklaşık 5 milyara yakın bir değer artışı sadece Penta'nın halka arzından sonra hissede gerçekleşen 10 katın üzerindeki değerlemeden gelmişti. Şimdi ikinci çeyrek bilançosunda kar açıklayacak muhtemelen. Niçin? Çünkü Penta hissesinde yaklaşık %30'luk bir değerleme oldu. Bu da demektir ki hisse senedinde neredeyse 1,5 milyarlık bir değer artışından gelen bir gelir oluşacak. Bu da hisseye kar olarak yansıyacak. Yani hisselerde sürekli amaçları para kazanmak olduğu için hisse senetlerini de ya şirketleri de kendi bünyelerindeki hisseleri de e, nakit sağlamak için piyasaları kullanmaya başladılar. Yani yoğun olarak halka arz şeklinde e, artık bu dönemde farkındaysanız artık halka arzlardan da ciddi bir para gelmekte yatırımcı ilgisi var çünkü. Bu yüzden bu hisse senetlere de yansıması oluyor. Yani şi, şimdi Vertu Pamukova Elektriği halka arzını gerçekleştirmek için Şubat'ta bir başvuru yapmıştı. E, bununla ilgili yaklaşık bir 20 tane falan bir şirketin şu anda bekler pozisyonu var. SPK'dan bir izin bekliyorlar halka arz için onay bekliyorlar. Vertu'da ise bu halk arzdan kaynaklanan bir değer artışı ve para girişi gerçekleşecek. Bu Pamukova'nın da değeri artmış olacak. Yani bedava kredi sağlamış olacak sistemden. Bununla birlikte 350 milyonluk öz kaynağı sahip Pamukova, Vertu hissesinde de önemli oranda bir değer artışına sebep olacak. Şimdi isterseniz şöyle kısaca değerlendirmek istiyorum ki hisse senedi geçen sene şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yaklaşalım biraz. Bakın geçen sene hızlı bir yükseliş elde etmişti hisse senedi ve sonrasında yatay bir banda kavuştu. Bu bandın üzerine de asla çıkış yapmadı. Ara sıra çıksa bile kısa sürede hemen geri geldi. Hisse de şu an 22.80 bölgesi bizim yukarı yönde hissenin hareketlenmesinin yani hacim artışının gerçekleşmeye başladığını umduğumuz nokta. Ama bizim için asıl trend noktası şöyle göstereyim isterseniz. Bakın burayı birkaç defadır deniyor zaten bu kırmızı çizgiyi. Bizim için önemli olan yer şurada görmüş olduğunuz 23.70 bölgesi. Yani şu yeşil çizgi yukarı yönde geçmesi bizim için önemli olan. Ama çok daha önemli olan şu mavi çizginin üzerine çıkması. Bu hissenin defter değeri şu an 32 TL. Ve önümüzdeki dönemde bu pamuk havanın da hisseye vermiş olduğu değerle birlikte bu yıl sonundaki bilançosunda çok daha iyi bir değere düşmüş olacak piyasa değeri çarpanı. Bu yüzden bu hisselerde bu dönemlerde önemli hareketler gerçekleşebiliyor. Hatırlarsanız zaten Esen'i arz, etmeden, arz etme sürecinde de ciddi miktarda bir yükseliş gerçekleşmişti. E, Türk'te de aynı şeyin gerçekleşme ihtimali mümkün. Şimdi İsterseniz şöyle hissenin teknik analizinden neden dikkat etmemiz gereken noktalar var onlara bakalım. Hissede uzun süredir yatay bir görüntü var. Bu yatay görüntü henüz bozulmuş değil. Yani önümüzdeki dönemde bu hisse senedi yükselmeye başladığı zaman neden yükselmesi gerektiğini, neden yükseltilmeye çalışıldığını daha iyi kavrayabilmeniz için çekiyorum bu videoyu. Aslında şu an e, hareket başladı demem için daha yeterli miktarda veri yok. Şöyle göstereyim isterseniz. Bakın son haftalıkta garanti almış mesela günlükte iki gün önce. Haftalığa baktığımız zaman garantinin 154 bin toplamda alış olduğunu görüyoruz. Ama aylıkta garantinin satışta olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Garanti hakim ortak pozisyonu ve bu hissenin 22 milyon lotu var dolaşımda ve fiili olarak ve hisse senedinde değiş tokuş olduğunu, sadece piyasa yapıcı işlemlerin olduğunu, aylıkta artıda olduğunu görüyorsunuz ama çok düşük bir miktar artıda. 3 ayla bakıyoruz 46 milyon lot civarında ilk 5 kurumun daha iştahlı olduğunu görüyoruz. Yani hissenin 22 TL seviyesinde borsadaki çok çalkantıya rağmen bu bölgede seyrini bozmadığını gördük. Yani hisse Son bir senenin dibinde diyebilir miyiz aşağı yukarı? Diyebiliriz. O zaman hisse senedinde önemli miktarda bir takas hareketi oluşmaya başladığında zaten hisse yükselmeye başlamış olacak. Sizin için önemli olan yer neresiydi? Az önce gösterdiğim gibi hissede 22.80'e alarm kurmanız. 22.80'e alarmı neden kuruyoruz? Bu bölge hissede demek istiyor ki ben burayı bakın birkaç defadır test ediyorum. Bakın şurada burada burada ve daha önceleri burası bir miktar destek olarak da çalışmış. Ama şuradaki iğneleri göze dikkate almıyoruz. Çünkü bu gün içinde gerçekleşmiş bir ve sonrasında üstünde kapanış gerçekleştiği için burası bizim dikkate almadığımız noktalardır. Bilginiz olsun. Bizim için son dönemde direnç olarak çalıştığını yorumladığımız bir bölge burası 22.80. Ama bu bölgenin üzerinde hisse şu yeşil çizgiyi yukarı yönlü açtığımızda bu hisse diyecek ki arkadaşlar ben hacim arttırıyorum. Hissede yakında bir beklentim var ve hisse senedinde takaslarında 3 aydır olmayan bir e, durum ortaya çıkmaya başlayacak ki ben bunu analizini yapmaya devam edeceğim. Bu duruş değiştiğinde hisse senedinde neden yükseldiğini daha iyi anlamış olacaksınız önümüzdeki dönemde. Şöyle baktığınız zaman da yükseliş başladığı zaman hızlı yükselişler gerçekleşiyor hissede. Bu yüzden e, girişim sermayelerin geneli böyledir. 11 ay boyunca yatar, 1 ay boyunca %100 yapar. Hisse senedi bu şekilde hareket eder. Yani hisse senedinden para kazanmanıza çok müsaade etmez bu girişim sermayeleri. Şöyle arkasına baktığınız zaman bütün girişim sermayelerindeki hisselerde baktığınızda piyasa yükselirken umursamaz, piyasa düşerken düşmeye devam eder. Ama kendi menfaatlerine bir oluşacak bir durum olduğunda kulaklarını borsadaki düşüşlere tıkarlar. Yükseliş başladığı zaman böyle manipülasyon variyi, SPK'nın ceza üzerine ceza yağdırdığı bir süreci sokarlar ise'yi. Yani genel itibariyle böyle olduğu için yani benim beklentilerim de bu şekilde devam edecek hisselerde, bu tip hisselerde. Çünkü değerlerini yansıtmıyorlar baktığınız zaman. Şimdi e, az önce videoyu çok uzatmak istemiyorum. Daha sonraları zaten bu bahsettiğim bölgelerdeki hareketlilik değiştiği zaman bu hisseyi tekrar analiz edeceğiz. Ve yükseliş bantlarını ve barlarını çizeceğiz. Bu yüzden kısa vadede bizim fibo direnci olarak kabul etmeyi düşündüğümüz nokta 22.80 bölgesi, daha sonrasında trend yükseliş olarak görmeyi beklediğimiz 23.70 bölgesi ve daha sonrasında daha üstünde ise yaklaşık hissede yükseliş barının daha da hızlanmasını beklediğimiz nokta yaklaşık şurası 26 TL seviyesi. Yani hisse 23.60 bölgesini geçerse 26 bölgesine değmeden kolay kolay tekrar bandsa aşağı doğru geri gelme ihtimali çok düşük olacaktır. Bu muhtemelen neye denk gelir? Piyasanın yükseliş dönemine denk gelecektir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. TradingView üzerinden takip eden dostlar mutlaka YouTube üzerinden takibi alsınlar. Çünkü e, uzun süredir orada paylaşım yapmıyorum. Çok vaktim olmadığı için. Kanala abone olursanız sevinirim dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sualiniz olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz.